Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala hayri halkihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Azizler, üçbu sohbetimizde Leylatul Kadir keçesi hakkındaki hadislerini örgenemiz. Leylatul Kadir sözünün lugavi manasını biraz düşünüp alışımız, özümüz üçün hem, hadislerden düşünüşümüz üçün hem, faydadan hali bulmaydı, degen umuddemiz. Leylatul Kadir degeni, Kadir keçesi degeni. Kadir keçesinin Kadir sözü de iki hil mana var. Birincisi, Kadir-i Uluh keçe degeni bosa, ikincisi, Takdir keçesi deyiladi. Leylatul Kadir'ni Kadir-i Uluh keçe buluşu, Allah Subhanahu ve Teala bu keçeni yıl devamıdaki bir yılda buladıkan barcha keçelerden faziletli kadri uluğ bir keçe kılıp koyganidendir. Leylatul Kadir keçesinin takdir keçesi dem atalışı Parvardigari alem huddu şu keçede öz mahlukatlarının bir yıllık takdirlerini belgileydigan keçe bo'lganligidandir. Şu sebepten hem bu keçe uluğlanadı. Bu keçe doğrusu da Kur'an-ı Kerim'de alohida Kadir Suresi deb nomlangan bir sura nazil qilingan ve bu keçe hakkında Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'dan ko'plab hadisi şerifler varid bo'lgan. Ana o'sha hadislerde Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan bu keçenin kadri kaçan, ekerligi, kanday bolüşü, kebe toğrusdaki malumatlarını örgenemiz. An Abi Hureyre'te radıyallahu anhu, anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme kal, men qame leyletel kadri imanen ve ihtisaben, gufira lehu ma teqaddeme min zembihi. Ravahul khamsatu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, beş büyük imam, İmam-ı Bukhari, İmam-ı Müslim, İmam Ebu Davud, Tirmizi ve Nesai'ler, uluğ sahabi Ebu Hureyre radıyallahu anhudan rivayet kılgen hadiste etediler ki, kim Leylatul Kadir keçesini iman, itikad, yakşı niyet bilen ve sevap umudu da bedarlik bilen utkatsa, onun utkan günahları mağfiret kılınadı, deydiler. Yani, bana şu keçeni iman bilen utkızıp, sevap umudu da utkızış, özge has bir tertip bilen buladı. Bu yerde ulamalarımız bayan kılgan halette Leylatul Kadir'ini bedar utkızmakçı bulgan kişi, o şey keçenin hıptanını ve Leylatul Kadir keçesindeki tangi bamdan namazını cemaat bilen okumağı gerek buladı. Ana o şende demek keçeni tolu yalıgıca bidar otkızgan, ibadet bilen otkızganlık sevabını aladı. Ve başka haletlerde kıraatı Kur'an, nafil namaz okuş, ilim müzakeresi, zikir, salavat eytiş gibi ibadetler bilen utkızıladı. An-Nabiyyi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu uriye a'maran nasi qablahu ev ma şa'allahu min zâlike feke'ennehu tekâsara a'mara ummetihi ellâ yablughu minel amali ma balaga gayruhum fi tulil umri fe'atâhullahu leyletel kadri hayrun min alfi şehr. Ravahu İmam Malik. İmam-ı Malik rivayet kılgan hadiste aytiladi ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellemge başka
kavimlerini, başka dinlerdeki adamlarının umurları körsetildi. Uzlardan aldığını ötken. Yani Allah ne mi haklese, körsetti, damlası körsetti. Bilseler ki, onlarının umuru uzak bulgen eken. Şunda Resulullah Ekrem aleyhissalatu vesselam öz ümmetlerini umuru kıskaligini gördüler ve şu umur kıska bulgarlığı için başkalarının umuru uzak bulgarlığı için ümmetlerini amali az bulup kalar mıkin degen tahminge vardılar, hayalge vardılar. Şunda Allah subhanahu ve ta'ala o zatke Laylatul Qadr'ını verdi. Bu Laylatul Qadr min aydan afzaldır. Yani bir keçe Laylatul Qadr keçesi deb nomlangan keçede mumun musulman bende niyet bilen, ihlas bilen ibadet kılsa başka ümmetlerini min ay kigen ümmetige ten savabını alarak. Bana şu bilen ümmeti Muhammediye savab alış barası da başkalardan uzup getiş şerefine müyesser buldu. Bunga aynen Laylatul Qadr keçesini Allah Subhanahu ve Taala'nın uzu sebepçi kıldı. Bu elbette Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şerafetlerinden ümmetlerine verilgen bir fazilet, min ay degen vücuda katta müddet, başka milletlerinin, başka dinlerinin adamları umru uzak bo'lgan bilen, ulardan kısa umurga ega bo'lgan ümmeti Muhammediyeni Laylatul Qadr şerafetinden topgan faziletini topa olmasakanlar, bu nihayette acayip bir fazilet hisoblanarkan. Laylatul Qadr kechasi Ramazonning qaysi bir kechasi ekanligi to'g'risida turli rivoyatlar kelgan. Ulamolarimiz bu rivoyatlarning turlicha bo'lishi odamlarni Ramazon davomida kechalarini ko'proq ibodat bilan o'tkizsinlar, ko'proq savob umrida bo'lib Laylatul Qadrni axtarsinlar degan ma'noda turlicha kelgan deyishadi. Lekin shu bilan birga ko'pgina demak rivoyatlarni solishtirib ko'rgandan keyin ulamolarning xulosasi Laylatul Qadr kechasi Ramazon-i Sharifni 27-chi kechasi ekanligiga demak ittifoq qilishgan. An Zirr ibn Hubaysh radhiyallahu anhu qala: Sa'altu Ubay ibn Ka'b fa qultu inna akhaka ibn Mas'ud yaqulu من يقوم الحول يصب ليلة القدر فقال رحمه الله أراد أن لا يتكل الناس أما إنه قد علم أنها في رمضان وأنها في العشر الأواخر وأنها ليلة 27 ثم حلف لا يستثني أنها ليلة 27 فقلت بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر قال بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطلع يومئذ لا شعاع له رواه الخمسة إلا البخارية. زر بن حبيش أتدلر كي من أبي بن كعب دن سرب أتدم سيزنين برادرينز ابن مسعود أتيبتي كي كم يل بوي كتاني بيدار أتخسجنا ليلة القدر نتبهد دمخته. Şunda Ubay ibn Ka'b aytdi ki, Allah onu rahim kılsın. Adamlar suyanıp kalmasın şunga deb aytgan bo'lsa kerak. Ama onu o'zi juda ham yaxshi biladi. Laylatul Qadr Ramazondaligini ham biladi. Laylatul Qadr Ramazonning oxirgi 10 kunligida kechalarida ham ekanligini ham biladi va uning 27-chi kecha ekanligini ham yaxshi biladi deb turib qasam ichdi-da ve inşallah demesden elbette o 27. keçedir deb aytdi. Şunda ben bunu kanda kılıp aytyapsan ey Ebu Manzur degan edim. O aytdi ki Resulullah bizge haber bergen alamatke suyanıp aytyapman. Ana şu keçede kuyaş nur saçmasından çıkadı tan atyatken de dediler.
Sahabalar şunda kılıp, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytib bergen alamattan Laylatul Qadr keçesini kaçı keçe ekerligi, yani 27. keçe ekerligini bilip hem organ ekerler. Allah Ta'ala şu keçeni savabını tapış, faziletiden bahraman buluşunu barçamızga nasip etsin.